Rahman'a kul olanlar, Rablerini gönülden bağlanarak sevenler, hak yolda gayret etmeliler, insanlığın hayrı için gayret sarf etmeliler, insanlık huzur duyarsa, insanlık helal haram nedir bilirse, buna göre hayatını yaşarsa, huzur gelir, adalet gelir, takva gelir, huşu gelir, gönül rahatlığı gelir. Huzurun olması, adaletin olması, emniyetin olması, huşunun olması, gönül rahatlıklarının olması, inanın dünya hayatını gerçekten güzel yapar. Güzel olan dünya hayatı, gerçek manada güzel olan dünya hayatı, hakikaten güzel olan ahiret hayatını celbeder. Onun için Rabbimizden dünya hayatı güzel, ahiret hayatı güzel olanlardan eylemesini niyaz ediyoruz. Mümin kucak açıcı olmalı. Mümin hakkı savunucu olmalı. Mümin doğruyu söyleyen insan olmalı. Doğruyu söyleyişi de iyi bir ifadeyle dile getiren insan olmalı. Bununla ilgili bilgileri, bununla ilgili duyguları paylaşmıştık. Ama ne olur geliniz Allah Resulü'nün şu hadisini, şu hadisinde vurgulanan manayı da birlikte paylaşalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Tirmizi'nin Sünen'inde naklettiği bir hadis-i şerifte kim Allah'ın gazabını üzerine çekerek insan veya insanları memnun etmeye çalışıyorsa, bunun manası nedir? Allah'a isyan olan, Allah'ın razı olmadığı fiilleri işliyor, kimi memnun etmeye çalışıyor? İnsanı veya insanları, belli bir zümreyi memnun etmeye çalışıyor. Allah'ın gadabını üzerine çekerek insanları memnun etmeye çalışıyorsa, Cenab-ı Allah yarın kıyamet gününde bu insanın durumunu, bu insanın mükafatını, bu insanın halini o memnun etmeye çalıştığı insanlara havale edecektir. Bu bir tehdittir. Ne demektir? Bugün seni azaptan kurtarmaya gücü yetiyorsa kurtarsınlar. Bugün seni mükafatlandırmaya onların gücü yetiyorsa mükafatlandırsınlar. Sen bir ömür boyu onları memnun etmeye çalıştın. Allah'ın gadabını üzerine çektin. Allah'ın hükümlerini çiğnedin. Allah'ın yoluna karşı geldin. Allah'ın adaletini incittin. Müminleri hor gördün. Ve benzeri ve benzeri. Kısaca sen birilerini memnun etmek için hakları, hakikatleri ters yüz ettin. Ve onları memnun etmek için ömrünü verdin. Bugün eğer onlar memnun etmeye çalıştıkların seni mükafatlandırabileceklerse, seni azaptan kurtarabileceklerse kurtarsınlar denecektir. Bu müthiş bir tehdittir. Anlayan için çok şey ifade eder. İlmini ve irfanını birilerini memnun etmek için kullananlar, Cenab-ı Allah'ın kendine bahşettiği kabiliyetleri Allah'tan gayrısını memnun etmek için kullananlar, Allah'ın yarattığı hayvanları Allah'tan gayrısı için kurban etmeye çalışanlar, Allah'ın koyduğu adaleti adaletsizlik çiğneyenler, birisinin menfaatine doğru onları sündürenler, derin derin düşünmelidirler. Kimi memnun etmeye çalışıyorsunuz? Neyle memnun etmeye çalışıyorsunuz? Allah'ın gadabını çekerek mi memnun etmeye çalışıyorsunuz? Yoksa Allah'ın yeryüzündeki adaletini mi gerçekleştirmek için çırpınıyorsunuz? Öyleyse adaletten hoşlanan her kul bundan memnun olur. Bundan Cenab-ı Allah da memnun olur. Onun rızasını celbeder. Ama Allah'ın rızasını celbetmek yerine eğer Allah'ın rızası karşılığında Allah'ın gadabını üzerinize çekerek bunu yapıyorsanız, rızayı kaybedip, verip, vazgeçip onun karşılığında gadabı alıyorsanız ne yaptığınızı iyi düşünmelisiniz. Nasıl bir tehditle karşı karşıya olduğunuzu iyi hesap etmelisiniz. Yarın sizin memnun etmeye çalıştığınız insanlar da acizlik içinde, çaresizlik içerisinde kıvranacaklardır. Dolayısıyla hesabını şimdiden dünya hayatından iyi yapmalısınız. Bu bir hak, bu bir hakikat, bu bir hatırlatmadır.